kah burada, en uzaklarda. Siz neredeyseniz, adım adım Londra orada. Paylaşmak adına kah orada kah burada, hayata dair özlediğiniz her şey burada. Adım adım Londra. Kanal T her zaman her yerde bir numara. Bir numara. İngiltere'nin başkenti Londra'dan sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. İngiltere'den derlediğimiz en özel görüntülerin ve birbirinden keyifli röportajların yer aldığı Adım Adım Londra programında bakalım bu hafta sizler için neler var, hep birlikte izliyoruz. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı başlıyor. Efendim, her daim toplumun arasında olan Adım Adım Londra ekibi yine Londra sokaklarındaydı. Sizler için haftanın konusunda çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir diye sorduk. Bakın nasıl yorumlar aldık. Gece gündüz sizler için yoluna devam eden Adım Adım Londra ekibi sizler için yine gece turundaydı ve İngiltere'nin en büyük sebze halini gezdik. Bakın kameralarımıza nasıl görüntüler ve röportajlar yansıdı. Şimdi de biraz eğlence diyoruz ve kameralarımızı Londra'da eğlencenin merkezi Cyprus Meze Bar'a çeviriyoruz. Her hafta gelen konukların doyasıya eğlendiği Cyprus Meze Bar'da bakalım bu hafta neler yaşanmış. Birbirinden keyifli sohbetler gerçekleştirdiğimiz Çat Kapı bölümünde bu hafta Adım Adım Londra ekibi Londra'nın Woodford bölgesinde çok değerli bir sesin evine konuk oldu. Sevgili Burçin'le gerçekleştirdiğimiz Çat Kapı programımız şimdi sizlerle. Efendim, her daim toplumun arasında olan Adım Adım Londra ekibi yine Londra sokaklarındaydı. Sizler için haftanın konusunda çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir diye sorduk. Bakın nasıl yorumlar aldık. Nazım Bey, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir sizce? Çok güzel, yerinde bir soru. Tahminim, kanaatimce hem okuyup gezen, hı hı, daha çok bilir. Hı hı. Sadece gezen veya sadece okuyan, hı hı, bence yarı yarı bilir. Hı hı. Ama kesinlikle okuyup da gezen insan gördüklerini, yaşadıklarını, hem kitaplarda okuduklarını bir an önce gözünde canlandırıp, hı hı, o gördükleriyle paylaştırır, orantılar. Hı hı. Demek ki der, ben okuyup da gezdiğim yerlerde işte hakikaten buralarını görmüş gibiyim der. Hı hı. Bu da neyi gösterir? Demek ki okuduğu zaman insan o gördüklerini bir kez daha önceden yaşamış gibi hisseder. Evet. Ama hiç okumadan, bilmeden, nereye gideceğinizi bilmeden bir yerlere giderseniz neyi nasıl yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Yani birilerine bir yolu kaybolduğunuz zaman yolu dahi soracak olsanız onu bile beceremeyeceksiniz. Bu da yani okumanın işte ne kadar faydalı olduğunu gösterir. Nasıl ki bir insan bir dil, iki dil, üç insan
Evet, sözünde doğru. olduğu gibi. Bir lisan bir insan, çok doğru söylüyorsunuz aslında Nazım Bey de. Şimdi teorikte bilmek önemli. Eğitim bize teorikte belli alanlarda bir şeyler verir de bir de pratikte tecrübe kazanmak doğru olur değil mi? Tabii. Yani gözün gördüğü daha mı çok akılda kalıyor acaba? Gözün gördüğü daha çok akılda kalıyor ama ne de olmasa hayat bir matematiktir. Matematik ve göz birbirini tamamlar diyeceğim. Nasıl ki inşaatta plan çizilirken uyuma geçildiği zaman o uyum yapılırken plana tutmuyor. Plan uyuma tutmuyor. Fakat göz doygunluğu işte bunu tamamlayıcı oluyor. Ve istediğiniz şekilde inşaatınızı bitirirsiniz. Bu da okumanın ve göz doygunluğunun yarattığı bir eserdir. Hem yeşil sahalardan tanıdık bir sima sevgili İbrahim Tümsey'i iş haliyle yakaladık. Bir de elinde Cyprus Turkish Times dergisini görüyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız İbrahim Bey? İyiyim çok şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Vallahi benim tecrübelerime göre çok gezen. Ama sen okuyorsun. Okumak da lazım. Okumak da lazım. Tabii, yani okumadan da olmuyor. Sadece yani gezen. Gözün gördüğü mü akılda kalır? Bence gözün gördüğü akılda kalır. Okumak bir şeye yaramaz mı yani? Yarıyor tabii ki, o da yarıyor ama birbirlerini tamamlıyor. Şimdi şu derginin içerisinde okuduklarını kaç gün aklında tutarsın? Bir daha görene kadar zannedersem aklımda kalır, evet. Peki gidip bir yerleri gördüğünde onlar daha mı fazla aklında kalır senin? Onları unutamıyorsun. Bilmiyorum yani, benim tecrübelerime dayanarak onlar akılda kalıyor, evet. Ama eğitim de şart İbrahim Bey, eğitimsiz de olmaz değil mi? Mutlaka eğitim şarttır. Eğitimsiz zaten hayat boş. Bence. Salih Bey, iyi günler. Nasılsınız? İyi günler. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Salih Bey, bugün fikirleri alıyoruz. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir sorusuyla ilgili. Nasıl düşünürsünüz? Neler söylemek istersiniz? Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Şimdi genelde yani biz bunca yani ben kendimi bildim bileli duyuyorum. Çok gezen bilir ama okumak da ayrı bir. Yani nasıl anlatsam? Yani çok gezmek ne katar insana? Şimdi çok gezmek, gezdiğiniz zaman gördüğünüz herhangi bir şeyi unutmak kolay değil. Yani gözle siz çok gezer zaman, misiniz? Vallahi bizim pek gezdiğimiz yer yok. Çünkü neden derseniz açık hapishane. Biliyorsunuz Londra açık hapishane. Ama gezilecek çok yer var burada da. Onu gezilecek doğru çok yer var ama maalesef biz gezemiyoruz. İşten güçten fırsat mı kalmıyor gezmeye? Hayır, şimdi gezmek istedikten sonra herkes gezer. Yani vakit zaman ayırabilir gezmek için ama bizim pek öyle bir şeyimiz yok. Şimdi Salih Bey, gezmediğiniz sürece toplumdan bir haber yaşıyorsunuz. Haberiniz olmuyor. Günlük hayatta neler oluyor ya da hani ekonomik krizle ilgili ne gibi tedbirler alınmış, bunları da yeri geldiğinde okuyarak öğreniyoruz biz değil mi? Gazetelerden, dergilerden. Evet. Ne kadar takip ediyorsunuz günlük yaşantıyı? Vallahi bizim takip ettiğimiz genelde yani vakit bulduk sonra elimizden geldiği. Yoksa kulaktan dolma bilgilerle mi? Kulaktan duyma da oluyor. Okuyoruz da, bakıyoruz. Gazeteleri, günlük gazeteleri takip ediyoruz. Haftalık gazeteleri takip ediyoruz. Dolayısıyla böyle. Yani biraz okumak, biraz gezmek kafi mi? Şimdi her ikisini yapamadığımıza göre bence kafidir. Merhaba, kolay gelsin. Tanıyabilir miyiz sizi? Hüsnü. Buyurun. Hüsnü Hanım, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Bence çok gezen bilir. Okuyan bir şey bilmez mi yani? Tabii ki bilir ama insan bazen okuduğu şeyi unutabilir ama gördüğünü unutmaz. Yani. Hayır. Ben okuduğum şeyi unutabilirim ama gördüğüm şeyi asla unutmam. O zaman okumak hiçbir işe yaramıyor diyorsunuz. Tabii ki yarıyor ama hani insan yaşayarak, görerek daha çok öğrenir. Yani okuduklarımızı yaşayarak tecrübe ediyoruz, öyle tabii mi? Tabii ki, orası öyle. Teorikte öğreniyoruz, pratiğe uyguluyoruz. Tabii ki. Aynen. Peki, siz okudunuz belli bir düzeye kadar. Ardından iş hayatına, hayatın içerisine atıldınız. Evet. Daha mı fazla öğrendiniz okuldan sonraki hayatta? Biraz öyle diyebiliriz. Çünkü yaşayarak, tecrübe kazanarak görüyorsun her şeyi. Bu hayatta en çok, en iyi çıkardığınız ders neydi bugüne kadar? En iyi çıkardığım ders
İnsanlara güvenilmemesi. İnsanlara güvenilmemesi. Evet. Okulda aksi mi öğretiliyordu? Yok tabii, okulda da her şeyi öğretiyordu ama insan yaşayarak her şeyin daha çok farkına vardı. O yüzden. Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş nasılsın? Geldiniz. Nasılsın? Vallahi ben şu an çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Vallahi bu kadar lezzetli etlerin, tavukların, balıkların arasında artık iyi olmamak mümkün değil. Vallahi bu doğru söylüyorsunuz da tavuklar bizi bozuyor da etler iyi. Etler güzel, iyi. Peki usta çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Çok gezen bilir. Sen çok mu geziyorsun? Ben bitirdim. En sonunda buraya geldim. Hayatı bitirdim. En son durak Londra mıydı? Londra. Londra'ya gelene kadar öğrendin mi her şeyi? Vallahi hayatta acısını, tatlısını, her şeyi öğrendim. Her şeyi öğrendim. Her şeyi. Gezerek mi öğrendim? Yedim, içtim, her şeyi gördüm, bitirdim. Okuyanlar bir şey öğrenemiyor mu? Öğrendikleri beyinde kalıyor onların. Ama biz gözlerimizle görüyoruz her şeyi. Gözün gördüğü beyine gitmiyor mu? Gidiyor, biz bir takım soru unutuluyor ama onlar okuduğunda hep beyinde kalıyor. Beyinde kalıyor diyorsun. Kalıyor. O zaman okuyanlar daha iyi bilir usta. Daha iyi bilmezler. Çok gezen daha iyi bilir. Çok gezen, çok görür, çok iyi yaşar, aynen öğrenir, öyle mi? Aynen öyle. Peki ne öğrendin sen bu hayattan? Bu kadar gezdin madem. Vallahi şunu söyleyeyim, en çok sevgiyi öğrendim. Aşkı öğrendim. Efendim, çok romantik bir usta. Sizi gördüm, daha iyi öğrendim. Teşekkür ediyorum. Adım adım Londra farkı adım öğretiyor. Adım. Hem geziyoruz hem öğretiyoruz. Öğreniyoruz, öğretiyoruz. Usta çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Aslında ikisi de bilir. Nasıl ikisi? Okuyan okuduğu için bilir. Gezen de gezip gördüğü için bilir. İkisi de eşit oranda mı bilir? Kesin benim için öyledir, evet. Peki diyorlar ki çok gezen daha iyi bilir. Hani göz görürmüş, gözün gördüğü daha iyi akıllı. Okuyan da bilir. Okuyan da çok okuduğu için bilir. Peki sen bu döner kesmeyi nereden öğrendin? Öyle güzel döner kesmeyi. Burada. Burada öğrendin. Evet. Demek ki yaşayıp tecrübe edinince mi öğrendin? Tabii ki yani, mutlaka. Bu işin okulu var mı? Efendim? Bu işin okulu var mı? Bu işin okulu yok. Okulu yok, görerek öğreniyorsun. Bazı şeyleri görerek, tabii, yaşayarak öğreniyorsun. Yaşayarak öğreniyorsun, kesinlikle. Memleket neresi? Gaziantep. Antepliyiz. Evet. Peki, Antep'e doğru güzel bir selam yollayalım senden. Merhaba, bütün Antep'teki aileme, hepsine çok çok selam söylüyorum. Antepliler bol acı yermiş. Kesinlikle. Ses evet. De güzel. Acı olmadan yemek yemeyiz ama bende şarkı yok. 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 Bol bol tecrübe var galiba sende. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. N'avait qu'à demander, puis aussitôt en démarrer, on cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Tıraş mı var? Tabii. Zor iş mi bu berberlik? Yok, zor değil. Zor değil. Peki çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Orası tartışılır. Ne yönden tartışılır? Size göre çok okuyan mı, çok gezen mi bilir? Ya dediğim gibi bu konu tartışılıyor yani, çok yanda kişinin hayatına bağlı. Öyle mi? Ya, siz çok geziyor musunuz? Çok geziyorum ha. Çok geziyorsunuz. Daha mı iyi öğreniyorsunuz? Hani göz görünce akılda daha iyi kalıyormuş ya. Yani. Kalıyor mu? Kalıyor ya. Peki okulda öğrendiklerimiz bir işe yaramıyor mu? Okulda öğrendiklerimiz yarıyor. Hayat içerisinde nerede kullanıyoruz biz bu okulda öğrendiklerimizi? Hayat... Şimdi bu berberlik mesleğini sen okulda öğrendin. Karşımıza çıkıyor. Her zaman karşımıza çıkıyor. İlla çıkıyor mu? Yani. Eğitimde şart diyorsun yani. Eğitimde şart. Ama gezmek de lazım. Yani. Eğitim olmadan zaten hiçbir şey olmaz. Önce eğitim, sonra... Önce okula gidiyoruz efendim. Eğitim, ardından geziyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Yani. Sizin de son durak Londra mıydı? Son durak Londra. Nereden geldik? Türkiye. Neresinden? Hatay. Hatay'a doğru bir selam yolluyorum. Selamlar. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Tanıyabilir miyiz? Gökay. Gökay Bey, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Kişinin hayattan kendisini alabileceği tecrübeler yani. Derste göre değişir kişinin yapısına göre. Bu tecrübeleri okuldan mı alıyoruz yoksa hayattan mı? Okuldan da hayattan da. Okuldan eğitim oluyorsun. Hayattan da tecrübe oluyorsun. Yani pratik ve teori gibi bir şey oluyor. Biz pratiği okuldan, teoriyi de hayattan alıyoruz. Ya okuldan öğrendiklerimle hayatta yaşadıklarını sentez yapıp tabii pekiştirip doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Çok geziyor musunuz siz? 3 tane çocuğum var. Onlardan sonra kalan zamanı tabii arkadaşlarımla geçiriyorum tabii. O zaman 3 çocuk oluncaya kadar geziliyor, çocuktan sonra gezilmiyor mu? Yok tabii ki geziliyor. Gezilmez olur mu? İnsan her zaman kendine göre bir zamanı olması lazım ki oluyor da. O zaman da uygun ve düzenli bir şekilde geçirdikten sonra hem zevk alıyorsun hem hayattan ders alıyorsun. Hayatı yaşayabilmek için hayatın güzelliklerini görebilmek lazım yani.
Bir evin hangi camından dışarıya baktığın ayrı. Kimisi var mutfaktan, kimisi var salondan bakar. Yani Gökhan Bey çok güzel bir şey şimdi değindi. Doğru. Yani onun için de hayat yaşamaya ne olursa olsun değer. Çocuklarımızın kıymetini bilelim bence. Yaşadıklarımızdan ders alalım. Tabii ki eğitim kadar güzel bir şey yok. Bir önce eğitim, ardından gezerek, görerek, yaşayarak öğreniyoruz. Son duraktan beraber herhalde, değil mi? Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Merhaba, tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ferzende Muşlu'yum. Muş'tan mı geldin? Muş'ta geldi. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Yokuştur, aynen öyle. 17 senedir bu ülkede yaşıyorum. Çalışıyorum, 6 tane çocuğum var. Maşallah. Peki çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Ta Muş'tan kalkıp Londralara gelmişsiniz. Herhalde gelene kadar birçok şey de öğrendiniz, gördünüz. Bence çok gezen bilir. Okuyan bilmiyor mu bir şey? Okuyan da biliyor ama çok gezen de tecrübe sahibi daha çok. Biz çocuklarımızı okullara gönderiyoruz bir şeyler öğrensinler diye. Tabii ki bir okumanın da bir faydası var. Yani kesinlikle, yani bir insanın alt tabanı olması şarttır yani. Önce eğitim, sonra mı gezme? Yani, aynen öyle. Gezince ufkumuz mu genişliyor? Gezince her şey daha iyi görüyorsun, daha bazı şeyleri iyi fark ediyorsun, keşfediyorsun. Daha iyidir bence. Peki Londra hayatı insana bir şeyler öğretiyor mu? Gezilecek çok yerde var burada. Muş'a oranla yani. Bence yani Londra'da gezmek fazla bir şey yok. Biz buraya geldik. Nereleri gezdiğinize mi bağlı? Tabii ki orası öyle yani. Bence Türkiye daha iyidir, Muş daha bence daha iyidir. Londra insana stres verir, sıkıntı verir. Yani hayatın bir fazla şeyi yok yani. Efendim, Londra'ya gelenler çok bir şey öğrenemiyorlar. Hayata aynen sadece öyle stres veriyormuş, sıkıntı veriyormuş. Peki Muş'a selam, doğru bir selam yollayalım biz. Bizi izleyenlere, herkese selam. Teşekkürler. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Tanıyabilir miyiz sizi, sağ olun? Ben Ali. Ali Bey, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Çok gezen bilir. Çok gezen bilir. Evet. Okuyan bir şey bilmez mi? Bilir ama çok gezen daha bilir. Neden çok gezen daha iyi Çünkü bilir? Çünkü canlı görüyor. Canlı gördüğü için. Evet. Canlı canlı görünce akılda daha mı iyi kalıyor? Örnek, sen gördüğüne mi inanırsın, söylediğine mi inanırsın? Şimdi ne duyduğuma bağlı o. Ne gördüğüme bağlı o. Görerekten daha inanılır. Çünkü canlı görüyorsun. Kendin görüyorsun. O zaman okullara gitmeyelim biz. Yok, o ihtiyaçtır. Mecburuz. O ihtiyaç. Eğitim şart yani. Tabii ki. Yani eğitimli bir insan daha mı iyi öğrenir gezdiği yerde? Elbet ki, elbet ki. Peki siz çok geziyor musunuz? Buradan gezmedim ama Türkiye'de çok gezdim. Ona tabii ki faydasını gördüğüm için söylüyorum. Ne yönden faydasını gördünüz? Her insanla, her olaylarla karşı birebir yaşıyorsun. Unutmuyorsun, aklında kalıyor ve iyi oluyor. Canlı. Peki, Türkiye'nin neresine doğru bir selam yollayalım? Madem her tarafı gezdiniz. Özellikle Pazarcık'a. Özellikle Pazarcık'a gidiyor. Peki, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Saygılar. Teşekkürler. What's your name? Muhammed Alam. Muhammed Alam. And where are you from? Originally. Bangladesh. Yeah. Okay, I'm going to ask a question. Yeah. Who knows exactly the life? Who has got most experience? Traveler or the most educational person? Which one? Experience of life, I would say the traveler. Traveler. Why? What's the reason of traveler, that? He travels the world, goes around the world. He's What about education? Culture, he sees different cultures and everything. Education, you focus in one area, but education, without education, you can't achieve your goal. So education is very important. Very important, but the traveling is most important. But it's it's not important education. Because it's the question you asked me. Yeah. Who is more experienced, traveler or the education? Traveler. Traveler, he travels, he gains experience, isn't he? Are you a good traveler? I travel, but education was important for me to travel properly. It's personally? No, properly. Because if you don't have education, and when you travel, you don't know how to conduct yourself. So you need to have education to travel properly. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you. Efendim, Mr. Muhammed Bangladeşli, Londra'da yaşıyor. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Aslında hangisi daha çok tecrübe sahibidir diye sordum kendisine. Elbette ki çok fazla gezen tecrübe sahibidir dedi. Neden dedim? Çünkü dedi, gezen her zaman görür, değişik kültürlerle tanışır, değişik insanlarla tanışır ve tecrübe kazanır. Eğitim de belli bir noktada önemlidir dedi ama daha çok gezen, daha çok tecrübe sahibi kazanır dedi.
Thank you. Adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Gece gündüz sizler için yoluna devam eden Adım Adım Londra ekibi sizler için yine gece turundaydı ve İngiltere'nin en büyük sebze halini gezdik. Bakın kameralarımıza nasıl görüntüler ve röportajlar yansıdı. Sevgili izleyiciler, Adım Adım Londra ekibi sizler için gece turunda ve kameralarımız İngiltere'nin en büyük sebze halini gezecek biraz sonra. Gördüğünüz gibi forkliftler şu an sebzeleri içeriye doğru taşıyorlar. O mutfaklarımıza ulaşan, yemeklerimize kattığımız sebzelerimizin, meyvelerimizin süpermarketlere ulaşıncaya dek ulaşım noktası aslında bu sebze halinden geçiyor. Biraz sonra içeriye gireceğiz. Emekçilerimiz gecenin saat 10'unda nasıl çalışıyorlar hep birlikte göreceğiz, hep birlikte değerlendireceğiz. Dilerseniz içeri girelim bakalım nasıl çalışmalar var burada. Efendim iyi akşamlar, kolay gelsin. Tanıyabilir miyiz sizi? Adım Bülent. Ne yapıyoruz bu akşam? İngiltere'nin en büyük sebze hali. Gecenin bu saatinde de iş güç derdindeyiz yine. Maalesef. Neler söylemek istersiniz? Ne yapıyoruz bu akşam? Vallahi Sheffield'dan geliyorum ben buraya. 3 saatlik yolda. Sebze alışverişinde bulunuyorum ve geri gidiyorum. Çalışıyoruz maalesef. Nasıl peki fiyatlar? Fiyatlar iyi, fena değil. Ama zaman zaman bayağı artıyor havaların soğukluğundan dolayı. Genelde memnunuz. Hep alışverişinizi buradan mı yaparsınız? Devamlı buradan yapıyorum, evet. Fiyatlar daha uygun olduğu için mi? Tabii hem uygun hem kaliteli ürün olduğu için. O konuda tercih ediyorum. O kadar yolu çıkıp gecenin bu saatinde geliyorsunuz. Zor değil mi peki? Yok, zor değil. Çalışmak zorsa yani. Şimdi bir zorluğu var diyorsunuz. Canım tabii. Peki memleket neresi? Gaziantep. Gaziantep. Efendim bir Antepli var. Şimdi Anteplilerin sesi yanık olur. Biliyorum şimdi iş güç içerisinde ekonomik sıkıntı diz boyu zaten kemer sıkma politikası var İngiltere'de biliyorsunuz. Bu kemerler sıkılırken de insanın ciğeri yanıyor değil mi? Yani öyle oluyor maalesef. Gecenin bu saatinde de yanık yanık bir şarkı gider şimdi. Pek sesim iyi değil ama. Siz söyleyin yine de. Tüm Antep halkına gitsin buradan. Pek bilmem yani şarkı bilmem. Fiyatlar ne var? Efendim fiyatlar cep yakıyor ama ciğer de yakıyor galiba. Maalesef öyle oluyor. Şarkıyı söylemeyelim, boş verin. Güzel bir selam yollayalım o zaman. Herkese selam, iyi akşamlar, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum, hayırlı işler. Sağ olun, teşekkürler, iyi çalışmalar. Değerli izleyiciler, birbirinden çeşit ve değişik şekilde sebzelerin, meyvelerin bulunduğu İngiltere'nin en büyük sebze halinde. Gecenin bu saatinde ne yapıyoruz burada? Burada halkımıza sebze meyve ihtiyaçlarını karşılamak için yardımcı oluyoruz. Süpermarketlere, restoranlara, coffee shoplara, sebze meyve satan herkese yardımcı oluyoruz. Peki önceliğinde isminizi alalım. Mehmet Yükseltürk. Mehmet Bey, gecenin bu saatinde her gün bu şekilde çalışıyor musunuz? Evet. Haftanın 6 günü akşam 10'dan sabah 9'a kadar çalışıyoruz. İnsanlara bu soğuk havada. Evet. Alıştık. Peki nasıl sebze meyve fiyatları? Bu geldi. Christmas zamanı yükselmeye başladı fiyatlar. Normalde 1-2 hafta öncesi bayağı ucuz gidiyordu. Ama bu haftadan itibaren fiyatlar yükselmeye başladı.
Peki süpermarketlerde, şoplarda, pazarlarda gördüğümüz sebzelerin, meyvelerin aslında ana noktası burası oluyor, ana değil mi? Burası. Geldiği ilk nokta burası oluyor. Evet. Buradan artık dağıtıma buradan, geçiliyor değil mi? Buradan dağıtılıyor. Buradan peki dağıtılıyor. Oraya oranla buradaki fiyatlar daha mı uygun? Tabii ki burada ama normal aileler buradan alamaz. Normaldeki burada süpermarketler, iş yerleri sahipleri alıyor. Onlar da belli bir kar marjıyla halkımıza satıyorlar. Christmas zamanı sebze ve meyve fiyatlarının yükseleceğinden bahsettiniz az önce. Evet. Peki ne zaman bu fiyatlar düşüşe geçer? Şubat ayına kadar yüksek olur. Çünkü üretim fazla olmuyor kışın. Hani yaza doğru üretim fazlalaştığı zaman fiyatlar otomatikman kendiliğinden düşüyor. Yani Şubat ayından sonra fiyatlar normal seviyesine iner. Evet. Peki son olarak neler söylemek istersiniz ekran başındaki izleyicilerimiz için? Vallahi geldiğiniz için, tanıtım yaptığınız için teşekkür ederiz. Hani Damdam, hani Nartek firması olarak halkımızın hizmetinizdeyiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar, teşekkür ederim, sağ olun. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Metin, buranın Nightman'im, gececisiyim yani. Gelen malları ben teslim alıyorum genellikle. Metin Bey, forklift'in üzerindesiniz, zor mu bu aracı kullanmak? Aracı kullanmak o kadar da zor değil, el beceri ister yani. Sadece şu dört parmak yani çok önemli. Arsuda bir geri gitmek daha zor. Saat 11'den sonra çok busy olduğundan dolayı forklift daha zorlaşıyor. Peki meyve ve sebzeler gece 11'de mi ulaşıyor bu noktaya? Yok, ben saat 5'ten geliyorum. Gündüz 5'ten geliyorum. Evet, geliyorum saat 3'e kadar gelen malları komple işte diziyoruz, standı diziyoruz, bu araya getiriyoruz. Saat 11'de müşteriler artık girmeye başlıyor buraya. Sebze meyve daha çok nereden geliyor buraya? Her yerden geliyor. Fransa'dan geliyor, İtalya'dan geliyor, Türkiye'den geliyor. Yani gelmeyen yer yoktur yani genellikle. Tabii İngiltere'nin içinde geliyor. İş yeri sahipleri de daha çok iş yerleri için gece alışveriş yapmayı tercih ediyorlar değil mi burada? Tabii şundan dolayı tercih ediyorlar. Çünkü İngiltere şunu gerektiriyor. Trafiği yoğun olduğundan dolayı büyük araçlar işte tırlar içeri giremiyorlar. Yani belli bir saatten sonra günlükten içeri alıyorlar. O yüzden geceyi tercih ediyorlar. Yani. Genellikle zaten market işi de gece olduğundan dolayı. Haliyle biz de gece çalışıyoruz yani, bir ekmek parasına çalışıyoruz işte. Ama zor bir iş olsa gerek. Özellikle İngiltere'nin havası çok soğuk bir hava. Gece bir o kadar daha soğuyor. Gerçekten çok zor. Bu yani. Soğukta bu şekilde çalışmak zor değil mi? Ama zor da sonuçta yani mutlaka yani bir ekmek bir yerde çalışacağız. Yani bir şeyleri yani artık bizden gelecek için bir şeyler yapmak lazım yani. Gençliğe bir şeyler bırakmak lazım ama bu şartlardan değil yani. Evet. O yüzden biraz zorlanıyoruz tabii. Kaç saat çalışıyorsunuz gece? Ben saat 3'ten bırakıyorum, 5'ten başlıyorum, 3'ten bırakıyorum, 9-10 saat falan çalışıyorum ben. Ama öbür arkadaşlarımız gündüzleri, onlar daha biraz daha ağır oluyor onların işlerini. Peki memleket neresi Metin Usta? Benim memleket Sivas. Sivas'ın yolları. Yani. Sivas'ın yollarını bıraktın, Londra yollarına düştün, ekmek parası gece yarıları sabahlara kadar. Öyle anlattılar ki gelenler. Aslında bu gelen işte o zaman Almancılar diyorlardı. Almancılar gelirlerdi, bir tane de Mercedes alırdı sarı. Halbuki bilmiyorduk yani, bize öyle anlatmıyorlardı. Ha, kredi çekip de geliyorlarmış. Efendim Metin Usta sarı Mercedes'in havasına kandı. Heh. Ondan sonra Sivas'ın yollarını bıraktı, düştü Londra yollarına. Kendini forklift'in üzerinde buldu. Sen şimdi sarı Mercedes hayal ederken forklift'in üzerinde. Bu da bir hayaldir yani. Bunu buna da şükür diyorsun. Tabii tabii. Yani ayağımızı yerden kesiyor. Yerde kesiyor da birkaç saatinde kesiyor yani. Ondan sonra gene yağız yani. Bisiklete devam. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sivas'a doğru güzel bir selam yollayalım senden. Sivas'ın taşına, toprağına, pirlerine, hepsine selamlar, saygılar. Locura, no.
Efendim, ekonomik krizin kendini yoğunlukta hissettirdiği şu günlerde İngiliz hükümeti kemerleri sıkmaya dursun. Türk girişimciler başarılı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yine başarılı firmalarımızdan Nartek firmasının yöneticilerinden Bülent Bey şu an yanımda. Efendim, tanıyabilir miyiz kısaca sizi? Bülent Çöçeli, 35 yaşındayım. Yaklaşık kısa bir süre bu işe başladım yönetici olarak. Daha önce farklı yerlerde farklı işler yapıyordum. Ama bu süreçte yani buraya gelmem gerekiyordu. Bakalım artık kısmet bizi nereye götürecek hayat. Az önce de ifade ettiğim gibi ekonomik kriz gerçekten şu günlerde hızla kendini hissettiriyor. Evet. Evimizin önemli temel ihtiyaçlarından bir tanesidir aslında gıda. Gıda sektöründe de gerçekten istikrarlı bir şekilde büyüyen firmalardan bir tanesisiniz. Evet. Kısaca çalışmalarınızdan bahsedelim. Çalışmalarımız şu anda ilk olarak yaş sebze meyve alım satımı yapıyorduk. Ama şu anda ürün yelpazemizi geliştirdik. Groseri yani kuru gıda veya işte bu takeaway'lerin, restoranların tüketeceği diğer ürünleri de bulunduruyoruz. Yani bulundurmaya çalışıyoruz. Hedef olarak biz direkt üreticiden alıp tüketiciye satma gibi bir hedefimiz var. Böylelikle hem daha kaliteli bir ürün hem de daha taze, daha güzel bir ürünü tüketiciye biz direkt satmış olacağız. Hani arada birçok insanı kaldırıp daha ucuz, daha güzel. Çünkü krizden dolayı bunu yapmak zorundayız. Yani kemer sıkma politikası yerine biz aradaki taşeronları kaldırıp kendimiz alıp direkt kendimiz sattığımız için böylece tüketici ucuz mal ve güzel mal alıyor. Peki Nartek firmasının bu kadar hızlı bir şekilde, başarılı bir şekilde büyümesindeki temel sebep nedir sizce? Kaliteli. Kalite. Başka bir şey yoktur. Yani güzel bir servis ağımız var. İnsanlarla yani iş yerleriyle birebir ilgilenip onların sorunlarını direkt dinliyoruz. Çözüme kendimiz toplanıp kendi aramızda çözüm üretiyoruz. Nasıl bir çözüm getirebiliriz? İnsanların talepleri nedir? Hani eğer şu anki piyasası neyi kaldırıyor? Ona göre servis sunuyoruz. Peki sebze ve meyvelerin ulaşım noktaları daha çok nereleri, nerelerden geliyor? Birçok ürün İspanya ve Hollanda'dan geliyor bize. Çünkü yaş sebze meyvede dünya piyasasında onlar lider şu anda. Bazı ürünleri de Türkiye'yi kullanıyoruz. Yani birçok ülkeyi kullanıyoruz ama genel olarak İspanya ve Hollanda ağırlıklı bizde. İtalya'dan da tabii mallarımız geliyor ama biz direkt kendimiz üretici çiftçi firma çiftçilerden İspanya'dan ve Hollanda'dan alıyoruz. Şimdi hedefimiz daimi olmak. Hani hiçbir zaman biz şunu göz önünde bulundurmadık. Hani bir anda para kazanıp zengin olalım veya işte mülk sahibi olalım öyle bir gayemiz yok. Biz bu piyasada kalıcı olmak istiyoruz. Kalıcı olmak istiyorsanız da kaliteli, güzel ürünler bulundurup iyi bir servis ağa sunmanız gerekiyor. Peki ekran başındaki tüketiciler nasıl ulaşabilecekler Nartek'e? Nartek'e telefon aracılığıyla ulaşabilirler. Adresimizi geçeriz. Adresimiz Tam olarak neredeyiz? Biz şu anda Coca-Cola fabrikasını geçtikten sonra Abrakaş'ın karesini görüp içeri girdiklerinde bizi bulabilirler. Zaten birçok yerde tabelamız mevcut. Daha da yönlendirme levhaları da koyacağız. Hani bulamayan insanlar olabilir. Onun dışında telefonla servis ağımız var. İnsanlar hani iş yerini bırakıp gelemeyen şopçu arkadaşlar veya restorancı, restoran işletme sahipleri bizi bir telefonla arayıp sipariş geçip onlara delivery imkanı sunabiliriz. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimiz için neler söylemek istersiniz? Söylemek istediğim şey birazcık kaliteli, güzel ürünleri kimde bulabiliyorlarsa oraya gitsinler. Ama adres Nartek tabii ki. Efendim Nartek firmasının sahiplerinden Birkan Bey şu an yanımda. Önceliğinde tanıyalım sizi kısaca. Benim ismim Birkan. Nartek firmasını yaklaşık 3,5 sene önce kurduk. Şimdi ortaklardan birisi olarak buranın yönetimindeyiz.
Peki nasıl gidiyor? Kurulduğu ilk günden gerçekten başarılı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor Nartek firması. Tüketicinin özellikle gıda anlamında A'dan Z'ye tüm ihtiyacını karşılayabilecek bir firma. Neler söylemek istersiniz? Yani hedeflerimizi baştan beri zaten bu yönde belirlemiştik. Hedeflerimizden bir tanesi büyük corporate şirketlere, özellikle büyük süpermarketlere veya diğer chainlere mal verme üzerine kuruluydu. Ama diğer bir yandan da özellikle Kuzey Londra'da ve Londra ağırlı olmak üzere bütün süpermarketlere, küçük süpermarketlere, restoranlara, coffee shoplara yönelik ürünleri temin etmekte. Bu ölçüde de biz çok iyi biliyorduk ki hem meyve sebzede hem de diğer grocery alanında ürün yelpazemizin tam olması gerekiyor. Bu konuda da çalışmalar yaptık. Çalışmalar derken özellikle Hollanda ile ilgili Hollanda'da yetişmiş, Hollanda'da zamanında bu işte çalışmış birisini employ yaptık. İspanya ile ilgili İspanya'da üreticilerle direkt ilişki kuracak İspanyol elemanımız var. Polonya ile ilgili Polonya'da yetişmiş bir elemanımız var. Yani kısaca hangi ülkeyle çalışacaksak o ülkeyle ilgili oranın hem ticari yapısını hem de ilişkileri iyi kurabilecek kişilerle çalışmayı tercih ettik. Böylece de direkt üreticilerden mal alıp buradaki müşterilerimize aracısız bir şekilde vermeyi hedefledik yani. Yükhan Bey, peki tüketiciler mal alırken nelere dikkat etmeler özellikle iş yerleri için? Yani biz tamamen yaş ve sebzeyle uğraştığımız için her şeyden önce kalite önemli. Çünkü aldığınız her ürün direkt tüketiciye giden, yani ya süpermarketten tüketiciye veriyorsunuz ya da restorantaysanız direkt sizden gelen müşteri bunu tüketeceği için sağlıklı, kaliteli, onların sağlığını birebir etkileyecek yani sorunların olmayacağı bir şekilde bir mal sunmanız gerekiyor. Bu anlamda kaliteye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Eminim ki fiyat çok önemlidir ama önce kalite diyoruz. Biz de bu anlayışla her zaman kaliteli ürünü direkt vermeyi tercih ediyoruz. Her zaman bunu tutmaya çalışıyoruz. İkincisi de tabii ki rekabetçi bir ortamdayız. Ekonomik durum belli şu anda İngiltere'de. Eğer süpermarketler, coffee shop sahipleri, restoranlar yani ticari olarak karlı olmak istiyorlarsa rekabete dikkat etmek zorundalar. Biz de o konuda elimizden geleni burada yapıyoruz. Bu konuda tüketicilerin dikkat edeceği şeyler bunlar, yani kalite, fiyat. Bunları da karşılayabileceğimizi düşünüyorum yani. Adım adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Var olduysa yaşayacak. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Sea Life Long Beach. Muhteşem bir deniz manzarası, havuzlar ve birçok aktivite. 27.600'den başlayan çok özel fiyatlarla. Denize o kadar yakınsınız ki, deniz derken eşsiz kumsalıyla Long Beach'e sadece bir dakika yürüyüş mesafesinde. Sea Life Long Beach. Bir tatil evinden daha fazlası. Noyanlar Şirketler Grubu. 1973'ten beri güven inşa ediyoruz. Oda Mobilya'nın Edmonton Hertford Road üzerinde bulunan mağazasında kampanyalar durdurak bilmeden devam ediyor. Bir çekyat alana bir çekyat bedava. Bir sandıklı baza alana full ortopedik döşekler bedava. Hem zamandan hem de paradan kazandıran Oda Mobilya'da %60 indirimlerle beklemeye son. Gel, gör, al, git. Bitmedi. Her geçen gün büyümeye devam eden Oda Mobilya'nın Lordship Lane'deki showroom'u çok büyük sürprizlerle Ekim ayında açılıyor. Oda Mobilya yıllardan sonra cenneti Londra'ya getiriyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin ilk yatak firmalarından cennet yatakları Londra'da. Ebru Gündeş fırtınası Londra'da Oda Mobilya farkıyla. Ebru Gündeş'te Angora halıları yalnızca Oda Mobilya'da. Açılışta ilk 50 kişiye Angora orta halı hediye. Düşlediğiniz dokunuş Angora halı Ebru Gündeş fırtınasıyla yalnızca Oda Mobilya'da. Oda Mobilya 307-309 Hertford Road Edmonton'da.
Shelf, İngiltere'nin soğutucu dünyası. Elitok Kardeşler yönetimindeki Easy Shelf, tüm restoran, süpermarket, takeaway ve her türlü iş yerlerine uygun soğutucularıyla İngiltere'de rakip tanımıyor. En kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sizlere sunan Easy Shelf, 7 yıla varan garantili ürünlerini kapınıza teslim ediyor. Satış sonrası teknik servisiyle Easy Shelf'i tercih eden firmalar farkı fark ediyor. Easy Shelf, İngiltere'nin soğutucu dünyası. Siz yalnızca hayal edin, Easy Shelf gerçekleştirsin. Bir garaj hayal edin. Siz çayınızı, kahvenizi içene kadar Emofti testiniz yapılsın. Bir garaj hayal edin. Şehrin göbeğinde size ve herkese yakın olsun. Bir garaj hayal edin. Son teknoloji ürünü, cihazlar kullanılsın. Hayal değil, böyle bir yer var. Best Motors. Her türlü araç için son teknoloji ürünü, ATL sistemiyle Emofti testiniz yapılır. Aracınız van mı? Yoksa minibus mu? O da sorun değil. Her türlü ticari araç, van, pick-up, minibus, midibus, minicab fark etmez. Emofti testinde güvenilir ve 16 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. Söz konusu Emofti testiniz, yani güvenliğiniz ise tek adres Best Motors. Vatan Catering, İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan Catering olarak kalite ve hijyen temel ilkelerimiz arasında olup tüm restoran ve takeaway'lere dağıtım servisimiz vardır. Adresimiz 3743 Millmead Industrial Center, Millmead Road, Tottenham Hill, London M17 9QU. Telefonumuz 0208 801 7956. İngiltere genelinde döner yapımında rakipsiz tek isim, Vatan Catering. Türkiye sahnelerinin güçlü seslerinden Coşkun Sabah, unutulmayan şarkılarını yorumlamak üzere 7 Aralık günü Londra'da. Kartel Events organizasyonunda Prens ve Prenses Wedding Hall'de gerçekleştirilecek bu çok özel gecede Londra sahnelerinin sevilen seslerinden Doğan Akın ve grup abonenin yanı sıra muhteşem şovuyla Kader Ateş sizlere unutulmaz bir gece yaşatacaklar. Biletler £35 ve £45 olup her 10 bilete 2 bilet bedava verilecektir. Rezervasyonlarınızı yaptırmak için acele ediniz. Londra'da faaliyet gösteren Türk Dili ve Kültürü okullarımızdan Walton Forest Türk Okulu'nun organizasyonunda 8 Aralık 2013 Pazar Londra'da eğlencenin merkezi Cyprus Meze Bar'da okul yararına kadınlar matinesi dayanışma gecesi. Haydi hanımlar, her şey çocuklarımızın geleceği için diyorsanız 8 Aralık Pazar saat 17.00'da Cyprus Meze Bar'da buluşalım. Kanal T her zaman her yerde bir numara, bir numara. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de biraz eğlence diyoruz ve kameralarımızı Londra'da eğlencenin merkezi Cyprus Meze Bar'a çeviriyoruz. Her hafta gelen konukların doyasıya eğlendiği Cyprus Meze Bar'da bakalım bu hafta neler yaşanmış. Ne yapıyorsun? 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 Ne y
başlarım. Gümbür gümbür. Helal olsun. O kadar güzel bakıyorsunuz ki, harikasınız, süpersiniz. Hey, 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 hey! Bir tane, iki ayrılacağız. Geçip giden çok ağır değil, değil mi? Zayıflamıyormuş. Kimlerdeki bir tane ayrılacağız. Geçip giden yılların ardından bakacağız. Hazır mı evden? Hadi ama böyle ayrılık olmaz. Çok özledim sizi. Çok özledim. Böyle sensiz yaşan. Sensiz yaşamaz. Böyle ayrılık olmaz. Böyle ayrılık olmaz. Böyle sensiz yaşamaz. Böyle sensiz yaşamaz. Hani verdiğin sözler, hani ellerimler, hani hasar varacağım. Ne güzel sürelim. Hani huzur olur, deniz gösterir. Kocaman alkışlar. Duyamadım alkışı. Duyamıyorum ama. Harikasınız. Kocaman alkışlar sevgili arkadaşlarım için. Evrancığım, bu akşam bir ayrı böyle bir ayrı bir havan var. Efendim estağfurullah, bu güzel atmosferin havasıdır. Diyorsun, diyorsun. Benim çok güzel arkadaşlarıma lütfen kocaman alkışlar gelsin. Bu akşam eğleneceğiz sabaha kadar. Bu akşam eğlenelim sabaha kadar. Bizim dostluğumuz ölene kadar. Abi sen nereden geldin ya? Yeni vokal misin? Nesin ayol sen? Bismillahirrahmanirrahim. Zahreye çıkar. Hoş geldin. Hoş. Abiye de verin bir alkışlar. Ona da gelsin. Teşekkür ediyoruz. Harikasın. Hangi spor bilmiyorum ama yine de bu akşam Bursa zaten birebir kaldı. Yani hoş geldiniz Güney Londra. Ben gelemiyorum, siz geliyorsunuz. Ev alma komşu al dememişler boşu boşu. Ay bir dakika, öyle bir laf var değil mi? Ev alma komşu al. Benim çok güzel bacımın doğum günü bu akşam. Alkışlar gelsin onun için. Bak Güney'e çok gelmesem de her şeyden haberim var. Yani sevgilim terk edince Güney Londra'da. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ay bismillahirrahmanirrahim. Peki ne yapalım? Eğleneyim mi akşam yoksa böyle birkaç soru okuyayım mı? Ne yapalım? Birkaç soru okuyayım mı yani? Peki. Peki. Hadi sen bir yerine otur hayatım. Aryan'da stand-up akışlanma hiç. Hadi. Neredesin sen? Birazdan bekliyorum ama oynamayı, tamam mı? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şarkıyı karıştırdım. Ay Kemal abi özellikle mi? Sen kal burada, programı beraber yapalım seninle. Where are you from man? Where are you from? I'm from Afghanistan. Afghanistan, okay. Cive, cive, cive Afghanistan. Cive, cive, cive Afghanistan. Cive, cive, forever Afghanistan. Forever, forever, forever Afghanistan. Cive, cive. Afganistan, forever, forever, güzel Afganistan. Sürpriz mi var bu akşam? Ne hazırladınız lan? Ay bismillahirrahmanirrahim. Benim çok güzel hayatım, güzel kardeşimin doğum günü ayol bu akşam. Alkışlar sevgili Tansel için gelsin. Bu akşam gümür gümür çalacak, gümür gümür çalacak. Ay 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 ay. Bir dakika maşallah, bir sahnede o yoktu, o da oldu diyerekten.
Sizin için yok iyiyim ben bu gece. Bari tam ortamı yani. Ateşli soba lazım. Kitaba hoca lazım. Bu gece koca lazım. O da bu gece lazım. Herhangi gelsin bu şarkı. Herhangi gelsin bu şarkı. Hey!
Adım adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Var olduysa yaşayacak. Birbirinden keyifli sohbetler gerçekleştirdiğimiz Çat Kapı bölümünde bu hafta Adım Adım Londra ekibi Londra'nın Woodford bölgesinde çok değerli bir sesin evine konuk oldu. Sevgili Burçin'le gerçekleştirdiğimiz Çat Kapı programımız şimdi sizlerle. Efendim Adım Adım Londra ekibi sizler için yine yollarda ve birbirinden keyifli sohbetler gerçekleştirmek üzere biraz sonra çok özel bir sanatçının evine konuk olacağız efendim. Ben de merakla bekliyorum. Bakalım bu sefer bu kapının arkasından kimler çıkıyor? Bakalım. Havamız soğuk. İyi akşamlar. Allah Allah, hoş Çat Kapı. Misafir hoş kabul eder tabii misiniz? Tabii ki, ne demek. Merhaba. Ne haber canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Sevgili izleyiciler, Adım Adım Londra ekibi olarak bu hafta çok değerli bir sesin evine konuk olduk. Sevgili Burçin, teşekkür ediyorum. Hava soğuk ama sıcak bir karşılamaydı kapı önü. Çok teşekkür ederim. Vallahi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok memnun oldum. Adım Adım Londra ve Kanal T ailesi, özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Efendim ev kocaman, ev çok güzel ama çok sakin. Bir tek Burçin'i bulduk bu evde. Nerede diğer ev halkı? Vallahi bizimkiler işte bayanlar toplantısı oluyor. Ama zaten bizim babamın işlettiği dükkan var. Ama ya, olsalar da burada zaten kamera karşısına çıkmıyorlar. Çünkü diyorlar bu senin mesleğin, biz yani yapmayız yani çıkamayız. Beceremiyorlar. Hani konuşup da hani utanıyorlar kamera karşısına çıkıp. Böyle bir aileden sen nasıl çıktın Burçin? Vallahi bir yerlerden çıktım. Ben zaten devamlı anneme soruyorum. Diyorum ki anne diyorum. Yani diyorum size bakıyorum, siz sakin insan, abim, ablalarım, babam sakinler. Ben fırlama çıkmışım yani hani öyle denir bizde yani fırlama çıkmışım artık yani. Peki kimdir Burçin? Önce onu alalım, detayları alalım. Burçin kimdir? Doğma Londra tabii ki. Aslen Karadenizliyim, Trabzonluyum. 8 yaşında müziğe başladım. 8 yaşında. 8 var yaşında. Mı ailede müzisyen? Yok ama annemin var, sesi güzeldir. Hı hı. Ama okumaz tabii, o başka bir şey de ama sesi eğer benzedi dersem annemden aldım gibi geliyor bana. Çünkü yok ailede sanatçı hani öyle benden evvel albüm yapsın veyahut sahne yapsın. Hiç öyle bir şey yok yani. Hı hı. 8 yaşında bir nişanda sahneye çıkarttılar benim sevgili Naci Göçen. Hı hı. Ondan sonra devam ettik yolumuza. Evet. Güzel bir yol kat ediyorum. Etmeye çalışıyorum diyeyim. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Ardından müzik hayatı başladı. Peki Londra'da nasıl devam etti müzik hayatı Burçin? Şöyle diyeyim, işte dediğim gibi 8 yaşımda başladığım için biliyorsunuz ki erken yaşta gece kulüplerine falan çalışamazsınız. Bundan bayağı bir, mesela şu an 27 yaşındayım. 10 sene evvel Kalamış Restoran vardı. Sevgili Kemal İlhan ve Sıla Mısırlı yönetimindeydi. Onlarla beraber ilk yola çıktık profesyonel anlamda. Ondan sonra devam ettim gece kulüplerinde çalışmaya. Ardından bu şekilde sahne hayatı başladı. Şimdi müzisyenlik çok keyifli bir meslektir aslında. Çok da değerli bir meslektir bana göre. Tabii işini doğru bir şekilde icra edenler için söylüyorum bunu. Sen bunu gerçekten güzel başarıyorsun. Güzel bir çizgi oluşturdun kendine. Güzel bir sahnen var, güzel bir sesin var. Yani Allah vergisi. Teşekkür gerçekten ederim, herkese nasip olmuyor bu. Evet. Ardından albüm çalışmaları mı başladı Burçin? 17 yaşımda işte dediğim gibi gece kulübüne başladıktan sonra... İşte ondan sonra başka gece kulüpleri. Sonra albüm zaten vardı aklımda. Hani 17 yaşımda falan değildi yani. Zaten vardı, yapmak istiyordum. Sonra birinci albümümü yaptım. Ondan sonra 3-4 ay evvel de ikinci albümü yaptım. Severek yapıyorum işimi daha doğrusu. Yani
huzur buluyorum. Çok da disiplinli çalışıyorum. Disiplinli çalışmak benim için en huzur verici olay yani. Yani hani sanatçılık derken sanatçı çok zor bir meslek. Her şeyinle bence dört dörtlük olması zorunda. Evet. Üç dörtlük değil. Yani dört dörtlük yapmak zorundasın. Yapamıyorsan bu işe girmeyeceksin. Hani bırakacaksın. Olmaz yani. Müzik aslında çok hassas bir konu. Seslen de bitmiyor. Evet. Söylediğin doğru aslında. Sanatçı olmak tam bir bütünlük. Duruşuyla, sahne duruşuyla, kostümüyle, konuşmasıyla, her şeyiyle. Bunu korumak çok önemli. Albümler iki albüm. İlk albüm çıktı. Evet. İlk kimlerle çalıştın ilk albümde? İlk albümde sevgili Burçin Birben'le çalıştım. Buradan sevgilerimi iletiyorum kendisine. Naci Göçen'le çalıştım. Buradan ona da sevgilerimi iletiyorum. Birçok ünlüye verdiği besteleri var sevgili Burçin Birben'in. Sevgili Robert Atimo'ya verdi, sevgili Ebru Gündeş'e verdi, İbrahim Tatlıses'e verdi. Hepsinden çalışmış kendisi. Ben de klip şarkımı yıllar önce gel. Zaten YouTube'da var şarkım. Evet. Klibim de var o şarkımın yıllar önce gel. Çok güzel bir çalışmaydı. Sonra geri geldim Londra'ya. Yine çalışmalar yaptım. Gece kulüpleri işte ekstralar falan derken şimdi ikinci albümü yaptım. 3-4 ay evvelde yine albüm çıkarttık. Büyük besteci. Ben ona fabrikatör diyorum artık. Gerçekten. O kadar sevgili Sezen Aksu'yla çalıştım. Buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bana çünkü çok değerli 3 şarkısını verdi. Ve bunun yanı sıra sevgili Emir Kan var albümde. Ve sevgili Anıl Göçen var. Onlara da saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok sağ olsunlar. Çok destek çıktılar bana. Sevgili Emir Kan zaten albümden çoğunlukla ilgilendi. Ve unutmayalım, aranjörüm yine yönetmenim. Sevgili Eser Epçin'e de teşekkür ediyorum. Çok güzel bir albüm çalışması yaptım. Sezen Aksu'nun ilk bana verdiği şarkılardan bir tanesine klip çektim. Hazan şarkısına. Bu da yakında müzik kanallarında yayınlanacak. Ayrıca sosyal medyada da var. Oradan da bakabilirler. Burçin Hazan yazdığımız zaten çıkıyor. Evet. Peki Burçin, biraz müzik arası verelim. Birbirinden değerli üstadlarla çalıştın. Evet. Ortaya çok güzel bir albüm çıkmıştır eminim. Sezen Aksu faktörü zaten çok önemli burada. Çok. Bir güzel şarkı gönderelim. Ekran başındaki izleyicilere bir sohbet arası verelim. Tamam, verelim. Sezen Aksu demişken Sezen Aksu'dan gider aslında şimdi bu güzel sohbete. Valla albümden mi okuyayım yoksa albüm dışındaki bir işte. Nasıl içinden gelirse. O zaman bir tane albümde zaten klip şarkımız var. Evet. Lale Devri diyelim isterseniz. Çok geç kalmışız canım. Vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi. Çatıya saklanmış aşk, öyle sanmışız canım, artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi, çatıya saklanmış aşk, Lale Devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geçmiş. Aş şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Ben derim utanma, iftar et. Sevmeyenler utansın. Aşsızlığa mahkum edildiysek bu dünya yansın. Bravo. Çok duyarak yürekten okudun. Gerçekten çok güzel bir tınısı var sesinin. Böyle kulakta çok hoş bir seda bırakıyor sesin. Güzel bir ben şey çok gerçekten. Duygunu katıyorsun. Olabilir. Mesela bir kere romantik bir insanımdır. Aşkı seven bir insanımdır. Bence ondan oluyor yani, hani yaşayarak ve hissederek okuyorum şarkıları. Hani şarkıyı okurken illa bir kafamda bir geçmişteki mazimden bir şey gelir. Öyle okurum. Tabii yaşayarak okurum. Yaşayarak. Olmaz da yoksa. Yani Lale Devri çocuğuyum diyorsun. Yani ben derim utanmam, iftihar et. Peki nasıl değerlendiriyorsun şimdiki aşkları, şimdiki ilişkileri? Bir müzisyen olarak, bir sanatçı olarak. Yok denilecek kadar. Yok denilecek kadar. Tabii diyorum yani, yok artık yani. Hani gerçek böyle sahiplenen aşk. Ben göremiyorum tabii ki de. Siz görebiliyorsanız onu bilemem de, ben bu kadar sektörün içindeyim. Hani canlı canlı bir sektörün içindeyim. Evet. Gördüğüm kadar yok. Evet.
olamaz da zaten. Eski bence kültürlerimiz hani eski hani görücü usulü var ya, diyorlar yani birbirini gördük falan. Bence düşündüğüm zaman acaba o daha mı iyi diye düşünüyorum. Hı-hı. Ama tabii ki hani demiyorum ki illa öyle bir şey olsun. Hı-hı. Ama daha mı? Çünkü bak öyle evlilikler hep sürüyor. Değil fark mi? Edersen. Saygıyı korudukları için tabii. Mi acaba? Valla saygı ailende ne görürsen, hı-hı, ondan devam edersin. Hı-hı. Ailende görmezsen saygı zaten hiçbir zaman, hı-hı, o yolda gidemezsin. Hı-hı. Peki müzisyen kimliğini konuştuk. Bir de normal kimliğinden bahsedelim. Günlük hayatta Burçin ne yapar? Anne baba ne iş yapar? Biraz aileden de bahsedelim. Bahsedelim. Valla ben kalkar kalkmaz ilk önce bir Kral TV açarım. Müzik kanallarını kesin bir... Müzikle güne başlıyorsun. Tabii, yani bakacağım. Ondan sonra tabii ki doğal olarak herkesin yaptığı bir kahvaltı yerim. Ondan sonra varsa arkadaşıma gideceksem arkadaşıma giderim. Yoksa evde oturur biraz hani düşünürüm ne yapabilirim. Genellikle Türkiye'de irtibattayım. Evet. İşte menajerimden, evet, olsun, yapım şirketimden olsun. Ailem, annem zaten ev hanımı. Babam böyle hani nasıl diyeyim, yiyecek üzerine. Tabii yiyecek üzerine, fast food diyelim. Hani alıp çıkmam. Evet. Kaç kardeşsin? Dört kardeşiz. İki dört kız, kardeş, bir erkek ama ben en küçükleriyim. Kazan debi dedikleri tabii, yani. Tabii, tekne kazımsın. Peki diğerleri nerede? Diğerleri hepsi İngiltere'de. İki ablam, bunlar da ev hanımı. Abim hepsi çalışıyor. Evlendiler mi? Hepsi evlendi. Sen niye bekar kaldın Burçin? Ses güzel. Şimdi Allah şimdi, var şimdi, yani var yakışıklı bak da. Şimdi, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben çok zor bir insanımdır. Ne yönden, nasıl yani? Her konuda. Yani her konu. Ben biraz değil bayağı özgürlüğüme düşkünüm. Benim ailem bugüne kadar bana hiç karışmamış. Hani şuradan şunu yap, buradan bunu al. Evet. Böyle yetiştirildiğim için... Ben çok düşkünümdür özgürlüğüme. Bana kimse şunu yap, ben istersem yani yaparım. Evlenirsen özgürlük gidecek mi elden? Gider tabii. Gitmez. Beraber paylaşırsın. Bekarlık sultanlıktır, bunu unutmayın gençler. Vallahi kötü mesajlar veriyorsun şimdi ya, sen. Ama bak şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Ben kendi açımdan konuşuyorum. Herkes benim sözümden lafımdan çıkacak değil yani. Hani abi Burçin öyle dedi. Hani işte bak bekarlık suda evlenmek isteyen evlenir. Ama şuna da çok inanan bir insanım. Buraya ne yazıldıysa onu göreceksin. Kader. Yani evlilik varsa hani evlenirsin. Yoksa Allah nasip etmediyse sana o evliliği, istediğin kadar, hı-hı, hani parçalan, ben evleneceğim de, olmayınca olmuyor yani. Olmuyor mu peki lazım. İlişkiler, beraberliklerin hiç tabii olmuyor. Olmuyor canım, olmaz olur mu ama hani yürütmek geçici kısa önemli. Süreli mi oluyor? Kısa, ben zaten hani günü birliklerden falan hani yani bunlar boş, aşkı yaşaman lazım hani. Hiç yaşadın mı aşk? Tabii canım yaşadım, yaşamaz olur mu? Bir insan zaten aşkı yaşamadıysa ondan kaç hani... yaşındaydın aşk yaşadın? Fazla özele iniyorum yalnız. Bir şey değil benim zaten Londra'da şey izleyicilerim biz zaten. Biz bizeyiz zaten. Biliyorlar beni. Valla ben ilk 17 yaşında aşık oldum. Ondan sonra da... Kapattın. Bitti o iş, kapandı. Derin izler bıraktı. Çünkü bir kez insana aşık olur. İkinci, üçüncüler... Böyle bağımlılıktır benim için. Ben öyle görüyorum tabii. Peki şimdi 17 yaşındaki aşkını düşünerek şöyle bir gözlerini kapatsan, hı, da böyle içinden nasıl bir şarkı gelir ona ithafen? Belki bir yerlerde o da seni izliyordur şimdi. Vallahi var aklım aslında. Yani bir an siz dediniz öyle. Hani sen benimdin. Hani göz bebeğimdin. Hani en çok beni sevmiştin. Hani sen canımdın, ekmeğin aşındın, nerede sözlerin yalancı? Eyvah, ortada bir yalan var anlaşılan. Yalan mı söyledi sana? Gibi, tabii. Diyollalar vardı işte. Böyle hani katakulli mi diyelim? Öyle bir katakulli oldu. Ben de öyle bir, işte diyor mu, zor bir insanım. Hani... Olmazsa ben bir daha o işin üstüne gitmem. Yani keser atarım diyorsun. Oğlak burcuyum çünkü. Hani oğlaklar biraz inatçı, dediğim dedik ama çok yufka yürekliyim. Oturur mesela ağlarım. Birisinin ama duygusal. Tabii. Yani hiç o konuda... Peki şimdi... bu kadar ince ruhlusun. Beste hiç yapmıyor musun? Şarkı sözü falan. Denedim. Olmuyor. Neden? Yok. Yani bu kadar her şeyi detaylı olarak ya. Hisseden, düşünen bir insansın. Yaşayarak okuyorsun şarkılarını. Bu çok önemli aslında. O başka bir
Meziyet. Tabii canım, o yani başka bir konum. Onu yani ne kadar yaşarsan yaşa, o gelmeyince o ilham olmuyor yani. O kadar zor ki. Çok oturdum mesela geceleri, hani derler ya, otur işte lambayı kapat, mum ışığını yak, bir şey yap falan. Hepsini denedim. Olmayınca olmuyor. Olmuyor. İlla o da Allah vergisi aslında, doğru söylüyorsun. Tabii. Peki müzik dışında başka ilgi alanların var mı, ilgilendiğin konular? Benim en çok, ben çok dostluğa önem veren bir insanımdır. Hani arkadaşlarımla sohbet edip yemeğe çıkmak. Ama böyle çok gürültülü ortamları sevmem. Diyeceksin ki şimdi sen müzik ortamından geliyorsun ama hani öyle gideyim bambarabam müzikli yerlere gideyim falan, hiç bana göre bir tarz değildir. En çok zevk aldığım arkadaşlarımla sohbet, işte çıkalım bir kahve içelim, çay içelim falan, bunlardır yani. Benim öyle çok dışarı gezmem de yoktur. Şimdi kaç yaşındasın Burçin? Bu kadar dingin bir ruh, bu kadar özel şeyler. Hani dostluklarıma önem veririm diyorsun. Çok gürültülü ortamlardan hoşlanmam. Genç bir insansın. Gençlerin kanı daha böyle. Şu an 27 yaşındayım. Evet. Yaşımı saklayacak değilim. Maşallah diyeyim ama ekrandakiler. Ama şöyle bir şey diyeyim. Hakikaten 8 yaşımda başladım dediğim gibi. Her gün müzik ortamında. Belli bir doygunluğa mı ulaşıyorsun? Tabii yani bana göre işimi yapayım. Sahneme çıkayım. Ondan sonra geri evime geleyim. Evime geleyim ya da bir arkadaş. Yani bir ev adamısın tabii. Aslında sen. Tam severim. Evet, çok severim yani. En büyük özelliğimdir. Genç kızlar duyun. Dışarı çıkarım. Çıkmaz diye bir şey yok yani. Hani arkadaşım doğum günü olur gelirim. Hani ama onun dışında hani böyle devamlı haftada bir kez cumartesi günleri, cumaları çıkalım edelim. Yok yapamam yani. Belki de yetiştirilme tarzın diyebilirim. Hani Karadenizli bir aile. Karadeniz ailelerinde de hani belli kurallar olur ev içerisinde. Daha mazbut bir aile yaşantısı olur. Biliyorum çünkü Karadenizli ailelerin yaşantısı. Çok disiplinlidir. Biz de ona çektik herhalde. Gelenek göreneklere bağlısınız. Tabii. Yani babam o kadar disiplinlidir ki falan yani. En basit örneğini vereyim. En basit. Mesela mektup atılırsa posta deliğinden o güne açılıp bakılması lazım. O ertesi güne sarkmıyor. Tabii. O ertesi gün bakılmayacak. Ben de öyleyim mesela. Gelir ya, bakılacak o. Gece saat 12'de de gelsem, işte sabaha yakında gelsem o açılacak. Hani o günü uyumadan evvel o iş hallolacak. Şimdi evinizde o kadar güzel bir atmosfer var ki kapıdan içeri girdiğimde güzel bir karşılamayla zaten karşılandım. Böyle sanki de kendi evime girmişim tabii gibi. Hemen ilk söyledi, lütfen ayakkabılarınızı çıkarın. Ayakkabılar çıktı, terliklerimizi giydik. Gerçekten güzel yapalım? Disiplin var. Güzel yani. Böyle prensip var. Çok güzel bunu korumanız burada. İşte dediğim gibi işte aile. Ben hep bunu söylerim. Çıktığım diğer kanallarda da televizyon çekimlerimde de söylerim. Yani bana mesela Türkiye'ye gittiğim zaman ne kadar Türkçen düzgün diyorlar. İşte evde devamlı Türkçe konuşuluyor çünkü. Londra'da doğup büyümüş bir genç olarak gerçekten güzel bir Türkçe'ye sahipsin. Diksiyon çok düzgün. Bunu koruman, yani ana dilin korunması çok hassas bir konuyu aslında sen şu an parmak bastın. Bunu da üstüne basarak vurgulamak isterim. Tabii. Evde ana dilin konuşulması gerçekten çok önemli bir faktör sevgili izleyiciler. İşte Londra'da doğmuş büyümüş bir genç. Hayatının büyük bir kısmını Londra sokaklarında, Londra hayatı içerisinde geçirmiş ama diksiyon, konuşma, gelenek, göreneklere çok hakim. Gerçekten tebrik ederim ben. Anne babayı da, seni de. Söz cümle kurayım yani hakikaten ben üzülüyorum Türkiye'ye gidip de diyorlar işte şu memleketten geldi ama sıfır Türkçe biliyor dedikleri zaman ben çok üzülüyorum. Çünkü ailesi demek ki hiç önemsememiş. Hiçbir şey yapmamış. Türkçeyi de önemsemedikleri için bırak işte ikinci dilini konuşsun diyorlar. Bunu yapmasınlar kesinlikle ve kesinlikle. Bizim bir öf adetlerimiz var yani. Hani o Türkçe önemli bir şey. Doğru söylüyorsun. Peki hazan mevsimindeyiz. Hazan mevsimi yaprak dökümüdür aslında. Hani yazdan sonra biraz böyle durgunluğa kavuştuğumuz bir mevsim. Sezen Aksu'nun çok güzel bir eseri Hazan. Albümünün de çıkış parçası, klip şarkısı evet. Ayrıyetten biraz onu mırıldanalım biz evet. Hazan mevsimine göre. Ölürüm yoluna, ölürüm yoluna, sonum olacaksın. Günahın boynuna,
Onun koynuna ne zaman doyacaksın? Çok güzel. Gerçekten duyarak, yürekten. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hani dinlesinler, etsinler. Ama ayrı bir yorum getirmişsin zaten bu şarkıya. Zaten sevgili Sezen Aksu şarkı mesela verirken dinliyor. Solistleri. Yani doğru bir kişiye mi? Tabii. Dinledikten sonra zaten veriyor şarkıyı. Ve ben buradan çok teşekkür ediyorum kendisine. bana güvenip şarkısını verdiği için. Çünkü onun her bir şarkısı bir hazine olarak. Tabii ki herkesin şarkısı öyledir ama onunki de özel yani. Sezen Aksu. Tabii ki hareketli bir şarkım da var mesela. Sevgili Emirkan'a ait. Ona da yaz şarkısı. Evet. Bu gelecek mesela 2014'ün Allah izin verirse Bodrum'da olsun, Antalya'da olsun, Çeşme'de olsun, nerede olsun o şarkının çalacağına inanıyorum. Aşkımın Efendisi diye Emirkan'ın. Onu da kapanış şarkısı olarak biraz sonra izleyicilerle buluşturalım. Karadeniz ailesinin mutfağı çok zengin olur aslında. Çok. Ve çok güzel şeyler çıkar ortaya. Siz börekler, pastalar. Siz geleceğiniz diye. Bizde ben değil tabii ben anlamam da ikramlar var tabii ama diyetteyim olmaz artık duyduk sağdan solda geleceğinizi hani dedik olur ya gelirler falan Trabzon böreği hani ay su böreği daha doğrusu gitti bizim diyet gitsin ya gitti bizim diyet haftanın bir güne diyet gidecek zaten diyetisler de öyle diyor değil mi yani ben bu çat kapıyı var ya haftada 3 defa yapayım inanın bana 100 kilo olacağım o kadar güzel ikramlar var ki ben zaten Kemal Altın çok seviyorum izleyicileri kamera arkası yiyor, götürüyor tabii. Sevgili izleyiciler doğru o götürüyor Burçin çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir sohbetim var. Çok güzel bir yüreğin var. Bu yüreğin de zaten yaptığın çalışmalara yansımış. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Estağfurullah. Şeref duydum, onur duydum geldiğiniz için. Ve adım adım Londra'ya, Kanal T ailesine ve sevgili Kemal Alçın. Gittin mi hiç Kıbrıs'a? Hiç gitmedim. Çağırın iş. Hiç Kıbrıs'a Burçin gitme. Nasıl bu ses gitmedi Kıbrıs'a? Şimdi bakın şimdi diyorum ki. İş olsun hem tatil hem iş yapayım. Şimdi tatil için gitmek istemiyorum sırf. Hani iş de olsun çağırın gelim. Yani yoksa... Evet bu da adım adım Londra farkı efendim. Sevgili Burçin güzel sesiyle yorumuyla Kıbrıs Türk halkıyla adım adım Londra farkıyla buluşuyor işte Kanal T ekranlarında. Bu da bizim farkımız. Evet. Bu da bizim farkımız. Önce sesin gidiyor. Bence çok kısa bir süre sonra sen de gideceksin Kıbrıs'a eminim bundan. İnşallah. Vallahi ben çok istiyorum çağırdıkları sürece başımla her zaman... gelirim yani. Niye gitmeyeyim ki? Zaten işimiz bu. Her yere gidiyorum. Geçen gün tanıdık Eskişehir'den istiyorlar. Yani istiyorlar da talebi olması lazım karşı taraftan ki gidelim. Yoksa biz kendi kafamıza göre gidemeyiz. 17 Kasım yılın en iyileri gala gecesinde sevgili Burçin sahne aldı. Gerçekten keyifli bir sahnesi var. Çok enerjiksin bir kere. Bu enerji nereden geliyor? Böreklerden mi? Vallahi enerji böreklerden de olabilir. Her şey ne olabilirdi işte... O Allah'ın bana verdiği bir çok pozitifsin aslında. Olduğu için hani onu iyi kullanıp etrafıma ve dinleyicilerime çok iyi bir şekil vermek istiyorum. O yüzden severek yapıyorum. Bu en büyük özelliktir hani. Lay lay lom için değil, severek diyeyim. Çok güzel, çok güzel. Peki son sözlerimizi alalım. İlla ki göndermek istediğin selamlar vardır. Vallahi ben buradan dediğim gibi Kanal T ailesine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili Bilal Cansız'a, yapım şirketim Çınar Müziği'ye, sevgili Sezen Aksu'ya, Emir Kan'a, Anıl Göçen'e, Eser Epçin'e, albümde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve tabii ki aileme de her zaman benim yanımda ve destek oldukları için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi onur duydum, şeref duydum geldiğiniz için. Her zaman da gelebilirsiniz. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ediyorum. Sezen Aksu dedik bu akşam. Sezen Aksu'nun kulaklarını çok çınlattık. Sesimiz ulaşıyorsa sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz ama ben Sezen Aksu'nun çok sevdiğim bir şarkısını, böyle küçük bir kuplesini ben de okumak isterim. Bu akşam seninle beraber böyle. Tamam, okuyalım. Olur. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde, gidiyorum kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım, bir değil başlangıçla. Bir kendim, bir ben,
Gidiyorum, gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum, kokun hala üzerimde. Sana korkular bıraktım, bir değil başlangıçla. Bir kendim, bir ben gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Öyle aldı götürdü bizi uzaklara. Çok keyifli bir sohbetti. Keyifli bir akşamdı. Teşekkür ediyorum. Efendim, Adım Adım Londra ekibi olarak bu hafta sizler için çok değerli bir ses Burçin evine konuk olduk. Hem sanatçı kimliğiyle hem de normal hayatta Burçin kimdir, nasıl yaşıyor sizler için detaydır. Kanal T ekranlarını buluşturmaya çalıştık. Bu haftalık da Çat Kapımızın sonuna geldik. Keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Zevk aldım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bir başka Çat Kapı'da yine bir başka ailemizin hikayesini sizlerle Kanal T ekranlarında buluşturmak üzere diyoruz. Adım Adım Londra ekibi sizler için yoluna devam edecek. Sabret günü döneceğim. Yalnız seni seveceğim. Tanrım bizi ayırmasın. Tek dileğim budur benim. Söz verdiysen geleceğim. Yine seni seveceğim. Ölüm bizi ayırmasın. Son dileğim bu sevdiceğim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay. Oh.
kovuldum cennetten, cehennemden öldüm, öldüm, dirildim içimde. Sen her su veren ele, açan kolay çiçek. Bende hazan, bende hüzün, dert bende. Yetimim sensiz, yurtsuz, yersiz. Dilerim bensiz anlayacaksın. Ölürüm yoluna, ölürüm yoluna. Sonum olacaksın. Günahım boynuna, onun koynuna. Ne zaman Adım Londra, Kıbrıs Türkü'nün sesi. Noyanlar Şirketler Grubu'nun sunduğu Adım Adım Londra programını izlediniz. Adım Adım Londra, kah orada kah burada, en uzaklarda siz neredeyseniz. Adım adım Londra orada. Paylaşmak adına kah orada kah burada, hayata dair özlediğiniz her şey burada.